Hepinize merhaba. Bu videoda size saç beyazlaması ile ilgili çok önemli ve ilginç bir çalışmayı anlatacağım. Buna geçmeden önce saçın rengini, cildin rengini veren melanin pigmentinden ve tirozinden bahsedeceğim. Şimdi önce tirozini anlatmak istiyorum. Tirozin vücutta doğal olarak bulunan fenil alaninden üretilen bir amino asit. Gıdalarda ise ilk keşfedildiği peynir, yani tirozin ilk peynirde keşfediliyor ama bütün tavuk, hindi, balık, süt ürünleri gibi yüksek protein içeren besinlerin içerisinde tirozin var. Şimdi tirozin çok önemli maddelerin yapısında, yani onların yapılmasını sağlıyor. Bir tanesi dopamin, biliyorsunuz ödül hormonu, zevk hormonu. Yani biz mesela sevdiğimiz bir şeyi sürekli yeme istememizin nedeni dopamin salgılandığı için. Yani ödül hormonudur. Onun dışında tirozin adrenalin ve noradrenalinin yapımında görev alır. Düşünün, stres hormonları, savaşma hormonları. Bunlarsız yaşayamayız. Adrenalin olmadan yaşayamayız. Bir sonraki en önemli hormon ise tiroid hormonu. Tirozinle iyodun birleşmesiyle tiroid hormonları yapılır. Bir sonraki hormon ise bizim bütün pigmentimiz olan melanin pigmentinin yapımında tirozin rol alır. Yani cildimize, saçımıza, gözlerimize renk veren melanin pigmentidir. Melanin pigmenti doğal olarak koyu tenli insanlarda daha fazla görülür. Ve melanin pigmentinin yapılması için tirozin amino asitine ve tirozinaz denilen enzime ihtiyaç vardır. Bu enzimin, tirozinaz enziminin yokluğunda da vitiligo dediğimiz bölgesel beyazlaşmalar veya albino dediğimiz tamamen bembeyaz insanlar oluşur ve genetik bir hastalıktır tabi albinizm. Yani bu tirozin, tirozinaz saç beyazlaşmasında da çok önemlidir. Şimdi ultraviyole ışınları deriye temas edince deri zarar görmesin diye tirozinler deriye göç eder. Güneşin altında fazla kaldığımız zaman bu saçlı derideki bütün tirozin ve tirozinazlar da deriye göç ettiği için saçların beyazlaşmasına neden olabilir. Bu herkeste olmayabilir ama güneşte uzun kalmak, saçı korumadan uzun kalmak, bütün deriyi koruma amaçlı saçlardaki tirozinin deriye akın etmesiyle saçlarda beyazlanma görülür. Çünkü koruyan sonuçta tirozin olduğu için saçlı deriden göç edince deriye saçlar korumasız kalır ve beyazlanabilir. Bu tirozin ve melanini anlamak için de şunu söyleyebiliriz. Mesela deride yazın fazla güneşte kalınca irili ufaklı kahverengi lekeler olur, güneş lekeleri olur. İşte bunlar melanin birikmesidir. Yani yine deriyi korumak için tirozinin oraya göç etmesi, tirozinaz enzimiyle birlikte ve melanin sentezi, fazla melanin sentezi yapması da bu güneş lekelerine yol açacaktır. Yani güneşte uzun süreli kalmak zaten cilt kanseri açısından da önemli. Tabii D vitamini için güneşlenmeliyiz ama bunun ölçüsünü de ne dikkat etmek gerekiyor. Yani saçların tamamen güneşe maruz bırakılması ve uzun süre ultraviyole ile karşılaşması saçların beyazlaşmasına neden olabilir. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Bu videoda size saç beyazlaması ile ilgili ilginç bir çalışmayı anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.